arkadaşlar, bugün Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndayız. Bilgisayar programcılığı okuyan arkadaşlarımızın düzenlemiş olduğu Bilişim Teknolojisi sergisindeyiz. Hep beraber geçelim videoya. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Hivan Nur Arslan. Bunlar da takım arkadaşlarım. Beraber Teknofest'e katıldık. Bu da sergimizden bizim mobil uygulamamız, ayrıyeten web sitemiz var. Web sitemiz AFS'lere yönelik bir site. AFS'lerin afet anında bizim onlara daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Web sitemize yardım talep formuna giriyoruz. Yardım talep formuna isim, soyisim, TC, sağlık durumu, ihtiyaçlarını bize bildiriyorlar. Biz de onlara aldığımız koordinatlara en hızlı şekilde yardım yollamak için şu şekilde göstereyim. Drone'un altına, kolinin içine ihtiyaçlarını, ilaçları yolluyoruz. Ayrıca mobil uygulamamız da olacak. Yani internet olmadığı anda mobilden de bizimle bir doktor aracılığıyla eğer bir hastalığı varsa bizimle iletişime geçip ilaçlarını da bu kutunun içine koyup yollayacağız. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Eyüp. Bilgisayar programcılığı bölümünde okuyorum. Çünkü projeniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz? SMA hastalarına bağış, yardım bir web sitesi tasarladık. Onu proje olarak sunuyoruz burada. Hedefimiz bunu devlet onayı alarak yaymak ve bu projeyi geliştirmek. Allah nasip ederse öyle bir şey yapacağız ve bayağı iyi bir proje olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhaba. İsim Şuayb Muhammed İbrahim. Bilgisayar programcılığı okuyorum. İkinci sınıftayım. Somali çiftçileri için bir web site yaptık. Mesela bir tarım arıyorsunuz, onu bilgi veriyor. Yani hakkında pazarlama stratejileri falan hep onu veriyor ya da büyüme süresi falan o bilgi veriyor. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Rica ederim. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Merhaba, Damla ismim. Projeniz hakkında bilgi verebilir misiniz peki? Projem dijital köy kütüphanesi. Özellikle kırsal kesimde olan kişiler için tasarlandı. Oraya hani kütüphane kurulumu vesaire imkanlar daha önce zor olacağı için dijital anlamda böyle bir şey tasarladık. Hani sadece kütüphaneden, dijital kütüphanelerden ayrılan farkı analiz yapması. Yani yaş bilgisi girdiğinizde size öneriler sunması. Aynı zamanda bu kitaplar hakkında yorumlar yapabiliyorsunuz. Ve okuduğunuz kitaplar burada görüntülenebiliyor, kayıt altına alınıyor. Onun dışında etkinliklerimiz var. İşte dijital ortamda yazarlarla söyleşi yapabiliyorsunuz sitemiz kapsamında. Etkileşimli kitap okuma eğitimleri var. Ve yine dediğim gibi köy kütüphanesi olduğu için her köydeki kişilerde teknolojik alet bulunmayabilir. Eğer projemiz gerçek hayata geçerse yatırımcılar desteği ile bu teknolojik aletlerin sağlanmasını düşünüyoruz. Son olarak da yine bu yazar desteği ve eğitimlerle kitap yazmak isteyen kişilere işte fayda sağlıyoruz. Yazmalarına yardımcı oluyoruz. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Kadir. Soyadım Kur. Hangi bölüm öğrencisiniz? Bilgisayar programlama öğrencisiyim. Peki projeniz hakkında bize küçük bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Projemiz öncelikle sosyal sorumluluk projesi. Burada bizim amacımız ihtiyaç sahibi olan insanlara burada ekmek ulaştırabilmek. Şimdi biz bazen hani belli bir kesim ekmek alabiliyor ama kıyıda köşede duran insanlar, hani hiç ekmeğe muhtaç olan insanlar bile var. Biz bunlara ulaşabilmek için web üzerinde böyle bir site yaptık. Yani ilerleyen zamanlarda tabii bunun mobili de gelecek. Şu anlık sadece web olarak yapmışız. Fırınlarla anlaşmalı bir şekilde bunu sürdürüyoruz. İsterseniz size de kısaca göstereyim. Burada gördüğünüz gibi fırınlarımız var. Fırın sadece Iğdır'la alakalı yapmışız şu anlık. Önceki yani ilerleyen süreçlerde inşallah başka şehirlerimiz de gelecek. Merkez, ondan sonra Aralık olsun. Belli fırınlarımız var. Burada sepet kısmından istediğiniz fırına bağış yapabiliyorsunuz. Bu bağış ihtiyaç sahiplerine gidecek. Çünkü bu fırının cüzdanına düşüyor bu bağış. Fırın sahibi oradan hemen haritalardan size göstereyim. Şu şekilde bir tabelamız olacak. Şu gördüğünüz tabelada mesela Karadeniz ekmek yazıyor. 8 tane askıda ekmeğimiz var. İhtiyaç sahibi gidip burada Karadeniz ekmekte askıda ekmek var mı diye soracak. Askıda ekmek varsa o an yani varsa o an ona verecek ama hiçbir karşılık beklemeden ücretsiz bir şekilde alıp gidebileceksin. Amacımız hani bir sorumluluk projesi oluşturmak. Çok teşekkürler. Başarılar.